Onlar orada çekilmiş. Bak bu harbi görmüşler. Ya ben Mehmet Ay. Ben bu Sür apartmanda oturuyorum. 3 yıldır müteahhit burayı yapmış. Sürekli yaz, kış demeden burası doludur. Çok kazmış burayı. Herhalde kendi menfaati için burayı kazmış. Bu bizim için değil. Ondan sonra 3 yıldır bizi kandırıyor diyor. Yaz gelsin kurutacağım burayı. Bunu önlemli alacağım. Halbuki şu an yapmaya niyeti yok. Yapmıyor. Bir ara dedi 15 yıl bana verin burayı ben yapacağım. 15 yılda kabul ettik. Gene böyle bıraktı. Ortada bizi bıraktı. Böyle gene bizi kalmış. Şimdi yapmaya niyeti yok. Biz artık davacıyız. 36 dairedir burası. 2 bloktur. Şikayetçiyiz. 36 dairenin içinde hepsi doludur. Ne kadar gidiyoruz, o ona atıyor, o ona atıyor, o diyor benim zamanımda olmamış, o diyor benim zamanımda olmamış. Gittim şikayet edin, savcılığa gittim. İmar müdürü söylüyor. Savcılığa verin, kimin kafasında patlasa patlasın. Yok, ne şikayet edin, yeni şikayet edin. Sözde otopark olarak yapmış ama otopark hani, hani otopark? Yani bırak bizim için kapansa da hayır. Ne otopark oluyor, ne dükkan oluyor, ne iş yeri oluyor, ne bar oluyor. Evet, hepimiz mağduruz. Yani Allah olsa eğer öbür gün bir deprem olsa hepimiz tehlikedeyiz. İstanbul'da bir deprem oluyor, ben burada üst katayım. En üst kataydım, orada hissediyorum. Kaç sefer biz evden hepimiz korkudan kaçıp çıkıyoruz dışarı. Zamanla bu temeli çürütecek. 3 yıldır hiç kış yaz demeden su, kaynak su gibi altın geliyor. Çünkü sağlam yapmamış. Yani bu trafiği hepsi açıktır. Açık olmasa belki bir su gelmez. Yok, gittikçe çürüyor. Gittikçe çürüyor. Bir de yeni binayı, ondan sonra yeni binayı da bir kadar insan bu bloklarda oturuyor. Nasıl? Ben Selim Yıldırım. Ben binada oturuyorum. 3 yıldan beri bu sıkıntı yaşıyoruz. Bu sür yapımından dolayı biz her gittiğimizde adam abi günü ayarını yer yapacağız. Bir türlü yapmıyor. Biz belediye gidiyor. Belediye de aynı şekilde bize başkasını atıyor. Diyor mimar diyor git. Savcılığa şikayet edin. Git. Bilmem kime şikayet edin. Biz, kime gideceğimizi biz de bilmiyoruz yani. Yani kime derdimizi söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Yani bir etkili bunu dinliyorsa bize derdimize bir çare bulsunlar. Yani burada şu anda 36 daire var. Asnaflardan hariç. Yani herkesin mağdurdur yani. Allah bir korusun, bir deprem olursa, bir şey olursa. Yani herkesin riskisi var yani. Yani sözde burası otopark olarak geçiyor ama hali görüyorsun abi. Ne otopark kullanabiliyorsun, ne embar olarak kullanabiliyorsun. Şu anda 20-30-40 saniyeden fazla su içinde var. Yani bizde de suyun önemlilik için defalarca yanına gitmişiz, biz derdimize çare bulmuyor. Yani sadece mesela belediye arıyoruz, gelip suyunu çekiyoruz, bırakıyoruz. Başka bir şey yapmıyorlar. Yani burada biz aralarımızdan gelip suyu çekiyorlar. Başka bir türlü gelip çekmiyorlar. 2 ayda bir arıyoruz, ancak gelebiliyorlar yani. Yani 2 ayda bir doluyor bu şekilde. Ha şimdi boşalacak, akşam yani bir haftada bu şekilde bu hale geliyor yani. Bir haftanın içerisinde bu şekilde su doluyor yani. 30-40 santim su doluyor. Yani bir yerden gelmiyor, bu su sana alttan atıyor. Artık binanın alt tarafından yaparken, yeni yaparken suya yapılmamış yani perde betonlarına. Sana toprağı doldurmuş, bırakmış. Binanın alt tarafından geliyor. Perde tarafından su sızılıyor, alttan sızıyor, bir yerden geliyor. Yani su yağmuru değil bu. Ne iş yapıyorsun? Ne iş? Ne iş? Kalacağız. Abi ne olacak? Yerden 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 y